Merhaba arkadaşlar. Bugün Batı Karadeniz şehrimizde, Türkiye'nin cennet köşelerinden birinde, Kastamonu'nun Cide ilçesindeyiz. Keyifli seyirler. Kastamonu iline bağlı bir ilçe olan Cide, kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Doğanyurt ve Şenpazar, güneyinde Azlavay ve Pınarbaşı, batısında Bartın iline bağlı Kurcaşile ilçesiyle çevrelidir. Cide il merkezi Kastamonu'ya 135 km, Doğanyurt'a 65 km, Şenpazar'a 39 km ve Bartın ilinin Kurcaşile ilçesine 28 km uzaklıktadır. Cide'nin yüz ölçümü 939 metrekare olup 2020 nüfusu 22.000'dir. Cide'nin ovalık alanları oldukça sınırlıdır. Toprakları çok sayıda çay ve derelerle bölünmüştür. İlçenin güney ve güneydoğusunda Küre Dağları'nın uzantıları yer alır. Bu dağların üzeri zengin bir orman örtüsüyle kaplıdır. İlçenin en önemli akarsuyu Devrekhane Çayı olup İlçe topraklarını geçerek Karadeniz'e dökülür. Anadolu'nun çoğu yöresinde olduğu gibi Cide'nin de tarihinde insanlık tarihi kadar eski. Homeros yaklaşık 2800 yıl önce yazdığı İlayda'da Cide'den şöyle söz eder. Yüksek kültürlü henetlerin yurdundan geçtik, Kitaros'tan, Aycelos'tan. Aycelos bugünkü Cide'dir. Kitaros'ta doğal bir liman olan ve günümüzde Gideros adıyla bilinen eski bir yerleşim merkezidir. Cide, 1213 yılında Anadolu Selçuklularının 1460'da Fatih Sultan Mehmed'in Kastamonu'yu almasıyla da Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine geçmiştir. Cide, tarih boyunca İpek Yolu üzerinde önemli bir liman olma özelliğini sürdürmüş, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Karaağaç İskelesi adıyla Rus Çarlığı'ndan getirilen tuzun dağıtım merkezi ve imparatorluğa mal sevk eden bir liman olarak önem kazanmıştır. Cide, Karadeniz sahil şeridi boyunca bölgenin en uzun ve en geniş sahil şeridine ve en uzun kumsalına sahiptir. Cide, Bartın Karayolu'nun kuzeyinde kalan Döngelce Köyü Kızıldere mevki 1. derece ve Gideros Koyu mevki 2. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir. Bölgede koruma altına alınan bir bitki türü yoktur. Ayı ve karacalardan oluşan hayvan popülasyonu koruma altına alınmıştır. İlçede Batı Karadeniz iklimi hüküm sürer. En fazla yağışı Ekim ayında alır. Yıllık sıcaklık ortalaması 2005 yılı verilerine göre 14 santigrat derecedir. En yüksek sıcaklık 22 santigrat derece ile Temmuz ayında yaşanmıştır. En düşük sıcaklık ise Ocak ayında yaşanmış olup ortalama 2,5 santigrat derecedir. Ekonomik nedenlerden dolayı uzun yıllardan beri ilçe genelinde yaşanan göç sonucu ilçe nüfusu merkezde ve köylerde sürekli azalmaktadır. Cide nüfusuna kayıtlı insanların büyük bir bölümü dışarıda, özellikle İstanbul'da yaşamaktadır. Dışarıda yaşayan insanların ilçede yaşayan akrabalarıyla sosyal ve ekonomik yönden çok sık ilişkileri mevcuttur. Son yıllarda özellikle dışarıdaki yaşlı nüfusunun mevsimlik de olsa ilçeye döndükleri gözlenmektedir. İlçenin turizm hareketleri nedeniyle sosyal yönden gelişmiş olup, bayramlarda ve yaz aylarında
ilçe genelinde büyük bir hareketlilik ve canlılık yaşanmaktadır. Bu dönemlerde ilçe nüfusunda büyük bir artış gözlenmekte ve ilçe merkezinde nüfus 30 bini bulmaktadır. İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılığa dayalıydı. Fakat son yıllarda ülkemizde eş zamanlı gelişen tersanecilik faaliyetleri Cide'nin de ekonomisinde ciddi pay sahibi olmaya başlamıştır. İlçede şu an faaliyette olan ve inşası sürüp faaliyete geçecek birçok tersane bulunmaktadır. Tahıl üretiminin dışında genellikle bağcılık, meyvecilik, sebzecilik yapılmaktadır. Tarımsal üretimin dışında ilçe halkının gelir kaynaklarını küçük ölçekli orman ürünlerinin imalatından sağlamaktadır. Küçük tekne yapımcılığı geçim kaynaklarının önüne gelmektedir. Ayrıca şehirdeki torna tezgahlarında tahta kaşık üretimi yöredeki çok sert şimşir ağaçlarından yapılmaktadır. Hayvancılıkta mera hayvanları ön planda olup yeni sığır türleri elde etmek üzere Jersey suni tohumlaması yapılmaktadır. ...1968 yılına kadar ilçede ulaşım deniz yoluyla yapılırken, Cide-Bartın yolunun açılmasıyla ulaşım tamamen karayoluyla yapılmaya başlanmıştır. Limanda 300 metre boyunda rıhtım mevcut olup iskele yoktur. Limanda 1500 tonluk gemiler barınabilmektedir. Balık mevsiminde 30-40 balıkçı gemisi limanda barınmaktadır. Seyir feneri hala faal durumdadır. İlçe genelinin %92'si okur yazar olup ilköğretim okullarına devam edenlerin okullaşma oranı %100'dür. İlçede ilköğretimi bitirip orta öğretime devam eden öğrencilerin oranı ise %100 olup orta öğretime devam eden kız öğrenci oranı %100'dür. Yerel kıyafetler ulusal ölçekte değerlendirildiğinde özellikle kadın kıyafetlerinde farklılıklar gözlenmektedir. Bir kadın kıyafetinde en belirgin nokta Rıfat Ilgaz'ın şiirlerinde ve romanlarında da konu olan sarı yazmadır. Kadınlar başörtüsü olarak kullandıkları sarı renkli bu yazma sembol haline gelmiştir. Fabrikasyon üretiminin henüz gelişmediği dönemlerde sarı yazma doğal ahşap baskı kalıpları kullanılarak yapılmaktaydı. Halen çok az da olsa aynı kişi tarafından üretim yapılmaktadır. Kıyafetlerin diğer bölümleri ise şöyledir. Gömlek, uzun boylu etekli elbise, don, kırmızı paçalı şalvar ve belde kuşak şeklindedir. Cide'de farklı yöresel lezzetler de bulunmakta. Malak, pırasa dolması, ıspıt böreği, lokma, kuyruklu dolma, ceviz helma, yumurtalı börek, ıslama bu yemeklerden birkaçı. Rıfat Ilgaz 1911 yılında Cide'de doğmuş, şiir yazmaya ortaokul öğrencilik yıllarında başlamış, Türkiye'nin en iyi romancı, şair ve öykü yazarıdır. Diğer bazı eserleri de şunlardır. Sarı Yazmam, Karartma Gecelerim, Karadeniz'in Kıyıcığında, Yıldız Karayel, Halime Kaptan, Hababam Sınıfı serisi, Pijamalılar, Apartman Çocukları, Rüşvetin Alamancısı, Çalış Osman Çiftlik Senin, Don Kişot İstanbul'da, Nerede O Eski Usturolar, Hoca Nasreddin ve Çömezlerim, Garibin Horozu, Geçmişe Mazi, Dördüncü Bölük, Şeker Kutusu, Sosyal Kadınlar Partisi ve Radarın Anahtarı. Rıfat Ilgaz 7 Temmuz 1993'te aramızdan ayrılmıştır. Cide'de onun anısını yaşatmak amacıyla 1996 yılından itibaren her yıl Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmekte. Cide dışında yaşayan Cidelilerin yoğun olarak katıldığı bu festivaller ilçenin kültürel ve ekonomik gelişimine oldukça katkı sağlamaktadır. Hababam sınıfına ayrı bir yer açmak isterim. Hababam sınıfı Türkiye'nin halen defalarca en çok izlenen, sevilen sinema filmidir. Ne zaman televizyonda tekrar yayınlansa ilk günkü gibi ilgi çekmeye devam ediyor. Hababam sınıfı Rıfat Ilgaz'ın 1957 yılında Dolmuş dergisinde tefrika ettiği gençlik romandır. 78 sayı tefrika edildikten sonra
1959 yılında kitap olarak yayınlandı. Roman ilk olarak 1969 yılında İstanbul'da Ulvi Uras Tiyatrosu'nda sahnelendi. Sahnelenen oyun aylarca kapalı gişe oynadıktan sonra Rıfat Ilgaz birkaç seri daha yazdı. Ve 1975 yılında Efsane Havvam Sınıfı serisinin ilk filmi Arzu Film tarafından sinema perdesine taşındı. Ve o günden itibaren aradan geçen 50 yıla rağmen hala televizyonlarımızda yayınlanmaktadır. Cide ilçesinin turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahip olduğu açıktır. Ilgar'ın Mağarası. Uzunluğu 858 metre, derinliği 250 metre olan mağaraya köyden yaklaşık 1,5-2 saatlik bir yürüyüş ile ulaşmak mümkün. Ancak yoğun ormanlık alanında kaybolma tehlikesine karşı reel rehber mutlaka alınmalıdır. Mağaranın ikiye ayrılan girişinde sağ taraf avize salonu ismiyle anılmakta. Bu bölümde bir sur sarnıcı, sarkıtlar ve odalar bulunmaktadır. 250 metre derinliğe kadar giden sol tarafta ise M.Ö. 2000 yılına ait insan yaşantısına dair izlere rastlanmaktadır. Ilgarini Mağarası, Milletler Kalkınma Programı ve FAO tarafından dünyanın 4. büyük mağarası olarak ölçülmüştür. Loch Vadisi. Bugün özellikle doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak olduğu yerlerden biridir. Dünyada sadece Loch Vadisi'nde yetişen 29 bitki türü vardır. Karadeniz sahilinden 10 kilometre uzaklıkta Küre Dağları'nın en bakir kalmış bölgelerinden birini oluşturan Loch Vadisi, rafting, canyoning, trekking gibi doğa sporlarına oldukça elverişlidir. Valla Kanyonu. Dünyanın en derin ve geçişi en zor kanyonları arasında gösteriliyor. Valla Kanyonu'nun derinliği 1.1 kilometreyi bulurken uzunluğu 12 kilometreye kadar çıkıyor. Riskli bir bölge olması sebebiyle rehbersiz geçişlerin yasak olduğu kanyona Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkiinden girilebiliyor. Valla Kanyonu'nda geri dönmek mümkün olmadığından ancak 12 kilometreyi yürüdükten sonra Cide ilçesine bağlı Loch Vadisi Hamitli köyünden çıkılabiliyor. Dillere destan doğal güzelliği ile pek çok turiste ağırlayan kanyon 5-6 kişilik bir ekiple ancak 2 günde geçilebiliyor. Gömeren Kanyonu. Cide Kastamonu güzergahı üzerinde Hamitli köyüne ulaşır, oradan Gömeren mahallesinden kanyona giriş sağlanılır. Cide'den 35 kilometre uzaklıktadır. Valla Kanyonu'nun Hamitli köyü çıkışındadır. Hamitli köyü Acına, Gömeren bölgesinden başlayarak 7 kilometre boyunca uzanır. Gömeren Kanyonu içerisinde değişik bitki türleri özellikle görülebilmektedir. Fotoğrafçıların ve doğa severlerin sıklıkla ziyaretçisi olduğu kanyon, doğasıyla, ahşap köprüsüyle ve suyu ile günümüzde hala güzelliğini korumaktadır. Kılıçlı Mağarası. Cide'nin 40 kilometre uzaklığında Çamdibi köyünün meydan mahallesi sınırları içerisindedir. Mağara deniz seviyesinden yüksekliği 300 kilometre, toplam uzunluğu ise 300 metredir. İçerisinde mağara gülleri, sarkıt, dikit, sütun gibi formlar yer almaktadır. Manyos Kanyonu. Cide Bartın güzergahı üzerinde bulunan Kumluca mahallesinden gidilir. Cide merkezi ortalama 25 kilometre uzaklıktadır. Devrikyani Çayı'nın Valla Kanyonu sonrasında dağları aşındırarak oluşturduğu kanyondur. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda olan Malyas Kanyonu diğer kanyonlara kıyasla daha dik bir kanyon görüntüsü alır. Armutlu Çayırı. Cide Bartın güzergahında olan Kumluca mahallesinden iç kesime dönüş yapılarak ulaştırılabilen Armutlu Çayırı, Cide'ye 30 kilometre uzaklıktadır.
ağaç, çiçek, mantar ve yabani hayvan çeşitliliğiyle önemlidir. Ortalama 1000 rakımlıdır. Endemik bitki türleri ve milli parklar içerisindeki en büyük çayırlı alan olması nedeniyle önemli bir bölgedir. Çayır ekosistemlerinin korunması için belirli bir yer, zaman ve sürelerde otlatma faaliyetleri yapılmaktadır. Cide'nin Aydıncık köyündeki Kerempe burnunda bulunan fener, denizden 82 metre yüksekliktedir. 1884 yılında Fransızlar tarafından Alman taş ustalarına yaptırılmıştır. Fener, Kerempe granit taşından örülerek silindirik şeklinde inşa edilmiştir. 20 saniyede bir çakan ve 20-30 mil uzaklıktan görülebilen Kerempe fenerinin adı Nazım Hikmet'in kaleme aldığı Kurtuluş Savaşı destanında geçiyor. Gideros Koyu. Batı Karadeniz'in en güzel kıyılarının, en benzersiz doğasının gözler önüne seriyor. Görünüşte Ege bölgesindeki koyları anımsatan, mavi ile yeşilin buluşma noktası olan Gideros Koyu, Cide ilçesinin merkezine 11 kilometre uzaklıkta. Koyun denize açılan kısmı çok dar olduğundan pırıl pırıl suyun gayet dingin olduğunu söylemek mümkün. Timle Kalesi. Cide'ye 30 kilometre uzaklıkta olan bu kalenin tarihi çok eskiye dayalı olmakla beraber antik bir yerleşim yeri olduğu bilinmekte. Doğal bir tepenin üzerine kurulmuş olan bu yapı tarihsel süreçte Osmanlı-Rus savaşlarının sırasında da kullanılmış. Evken Şelaleleri. Cide Bartın güzergahı üzerinde bulunan Kumluca Mahallesi'nden dönüş yapılarak gidilir. Cide'ye uzaklığı 25 kilometredir. Loç Vadisi'nin kuzeybatısında yer almaktadır. Belli bir alandan sonra araç yolu biter. Patikadan belirli bir süre yürüdükten sonra ulaşılır. Evken şelaleleri ortalama 10 metreden dökülür, döküldüğü yerde küçük bir havuz oluşturur. Aydos Plajı. Cide İnebolu güzergahı üzerinde bulunan Aydos bölgesinin Sakallı köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Cide'ye 20 kilometre uzaklıktadır. Plajın uzunluğu yaklaşık 800 metredir. Aydos plajının uzun ve geniş yapısından dolayı deniz için gelen ziyaretçilerin ilk tercihleri arasında. Aydos plajı doğasının ve saf halinin koruyor olmasından dolayı doğa severler ve fotoğrafçılar için ilk durak özelliği taşımaktadır. Kastamonu'nun Cide ilçesinden bu kadar. Gelecek bölümde Bartın'ın Kurcaşile ilçesinde buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın. Bu arada kanalımızı takip etmeyi unutmayalım.